Ben çok Fransızım konulara ya. <laughs> sen asker değilsin oğlum. Senin şu an ben konuyla hiçbir şey anlamıyorum Alıştım ya. Alıştın mı kardeşim? Alıştım canım artık. Yani okey. Bir daha şu an şey diyor musun? Bir daha olsa giderim. <laughs> Yok tamam <laughs> anladım ben seni. Çünkü Abi ben, o, he, ben yani. direkt giderim diyenler dedim sen demek demiyorsun. Yok. Ben teşekkür <laughs> ediyorum TSK'ya. Yetti bana. Kafi mi? Kafi Yani yeterdi. Sevdiğim bir kardeşim olsaydı fena geçirirdim ama geçiremiyorum şu an. Ne? Bir daha ne? Sen bir daha 6 ay gider misin yani Giderim. şu an? Giderim. Aa. Yarın izbat geliyor. Story'den duyur arkadaşlar 6 ay yokum amına koyayım. <laughs> 6 ay askere. Berberlik ilan edilir <laughs> şu an. A açık varmış ben. Görüşürüz Allah'a emanet. Yalan gibi. Yok lan yalan gibi değil. Ben bak şöyle. Gittiğim yer de çok güzeldi benim. Güzeldi dediğim ya ben psikolojik olarak kendimi oraya zaten tamamen kanalize kanalize mi denir ona? Adapte etmiştim. Hı hı. Yani ben dedim ki 6 ay orada başka bir hayat, başka bir dünyada yer alacağım. Ee, bunu zaten yapacağım. O yüzden de tadını çıkartacağım dedim. Tadını çıkarttım. Cidden tadını. Bu arada çıkarttım. tamamen psikolojik ya. Tabii Şöyle ya. yani 6 ay giden insan oraya 6 aylık kafayı hazırlayıp gitmesiyle bir aylık gidenin olan 30 gün ne zaman bitecek? Aynen. diye giden zaten alışamıyor. E, o da psikolojik oluyor. Ben zaten Tukan abi direkt aradım çıkınca dedim sana helal olsun dedim yani 6 ay. Babam da mesela 20 ay yapmış. E, ama şey yapamıyorsun, anlatamıyorsun ama dediğim gibi uzun döneme hazırlıklı gidenin kafa yapısıyla e, kısa dönem hani, kısa dönem giden 20 gün 28 gün geçsin de döneyim diyenin çok farklı oluyor. Evet. O yüzden yani. Benim dönemimde ama... benim ile birlikte aynı askerliği aynı yerde yapan kısa dönem arkadaşlarımın mesela bir iki tanesi... ...o psikolojiye giremediği için zorlandılar mesela. Halbuki aynı yerdeyiz, aynı şeyleri yapıyoruz. Ama onlar zorlandı. Bitsin artık falan diyorlardı. Ben gayet keyifliydim. Burçay sen bir şey diyordun. Yani şey de var. Mesela son bir ay tribi var ya... Hmm. ...o senin dediğin son 28 gün gidiyorsun yani. Evet. Mesela 28 güne adapte ediyorsun kendini. Ya da 6 aya. Uzun yapan insanlar da son o kadar gün kaldığında senin dediğini yaşıyorlar. Yani mesela çok uzun vade gidiyorsun son günler geçmek bilmiyor artık. Çok böyle o kadar uzun geliyor ki sana bir gün bir saat böyle yıl gibi gelmeye başlıyor bir yerden sonra. Çünkü kendini kanalize ediyorsun çıktığın güne. Onca ay yapmışsın böyle uzun süreler. Son ay sanki böyle biti vermesi gerekiyormuş gibi geliyor ama. Ama zaman onların. geçmiyor öyle olur. Ya yani ben son iki, Dağlı gün, yaşıyorum. son iki gün yaşadım onu. Ama abartısı söylüyorum burada hani şov olsun diye söylemiyorum. O çıktım arkama döndüm böyle bütün işte asker arkadaşlarımı gördüm ya orada dedim ki ulan dedim be güzel anıydı ya güzel tecrübeler kazandım dedim. Böyle bir buruk gittim yani. Ama benim yaşıt arkadaşlarım var sosyal hayatımdan. Yok abi bunun onda birini diyememiş adam. Biraz askerliği yaptığın yerle, çevrenle, komutanınla ya bir sürü şeyle alakalı bu. Kendi psikolojinle. E, herkes için aynı şeyi söyleyemiyorum o yüzden. Biraz daha kalsaydım. Ben aynı evet. aynı dönem giden işte mesela e, tanıdıklarım vardı. işte Ankara'da yapmış. Mesela kimisi Ankara mamak çok zor der. Ben konuştum. Hani biz çok rahattık dedi. Hani çok keyifli geçmiş onun. Ee, Ankara Burdur... şeyde iyi kanka. E, bedelli de çok iyi fitre kahvesi Aynen ha, öyleymiş Biz Bizde mesela Burdur'da şey diye geçiyormuş ah, Fitre e, kahve içiyormuş abi. Nasıl oluyor lan o <laughs> Otomatlardan var Otomat abi ya çok değişmiş. Yani ben ee, mesela bizim 3 gün susuz kaldığımız da oldu. Allah Ama Allah. O bir yerden sonra tabii canım ilk girişte ee, birkaç iki gün falan şey alamıyorsunuz zaten. Kantin sırasını biliyordur askere gidenler. E, tabii Bir de kantine girersin sıraya girersin. Tam Ama sonra sen şu an kapanırsın. bir, bir nebze de acemilik yaşadın. Yani acemi birliğindeydin sen. Mesela benim de evet. askerliğimin ilk bir ayıyla sonraki 5 ayı aynı değildi. O acemilik döneminde evet ben de sıkıntılar yaşadım çok kalabalık çok fazlaca komutan var ee, o adaptasyon biraz daha zordu ama uzun döneme geçtiğinde yani normal görev alanına gittiğinde ben daha keyif aldım mesela sen o bir aylık süreci yani acemiliğini yaşadın. Hmm. Mamak nereden çıktı lan ben mamak ya şey da yaptım diyecektim. acemiliğim ha işte mesela orada giden bedelli arkadaşım hani çok eğlenmiş çok güzeldi diyor hani. Bu koğuşa, yere, komutana düştüğün takımı. Ben gördün mü orayı? Hiç ben görmedim. Bu. Orada çakıl bahçesi var bildin mi? Bir tane söğüt evet. ağacı var. Görenler biliyordur. Ben oradaki bütün çakılların üstünde süründüm amına. Kontrol Neresiniz? ettiler mi lan sizi? Güzel yerdi ki. ne koyduğun yeri? Duymadım abi. Ezberledim, mı? saydım. Yok canım öyle şeyler yok. Neden beni mıncıkladılar? Beni hiç mıncıklamadılar. gözüne kestirmiş olabilir. Kal kalmadı mı lan o artık? Yok bizde yoktu yani. Ya bizimki bir de çok şeydi ya. Yani maskeli beşler gibi girdik biz abi yani. Kimse şey yapmıyor. Geç. At imzanı geç. Bak sabah sabah demişim akşamüstü dört buçukta girdim şeye. E, Nizamiye'ye. Saat 9.45'te yatağın başındaydım evrak doldurmaktan. 5 saat boyunca evrak dolduruyorsun. Geç, oraya git, buraya git, oraya gel. Ha. Ama bak biz chatten de... yazanlar var artık yok diye benim zamanımda da bana bakmışlardı. Benim yine başka yerlere giden arkadaşlarıma bakmamışlardı mesela. O evet, şey ya yere evet. göre değişiyor. Şans ya. Değişmiş. <laughs> biz kurban gibi ya biz dizildik ama. <laughs> şey de vardı mesela bize abi şey diyorlardı onu uzun dönemler söyledi. E, Burdur bedelli, bedellilerin çok olduğu yer olduğu için mesela eskiden çok iyiymiş ama sürgün yerine dönmüş. Komutanları oraya gönderiyorlarmış ki Bedellilerle uğraşsınlar diye hmm, ya evet. Çünkü sen, Komutanın gözünde sen asker Şey olarak değilsin hani bir ay sonra gideceksin ya 6 hmm. e, ay olanlarla Eğitim vermek istiyor bedellilerle uğraştırmak için Sürgün yerine dönmüş orası Eskiden çok rahatmış Demek ki de biz de sürekli gibi, değişken, sürekli değişiyor. Şu anda acemi yapıyorsun zaten. Eski bedelliler öyle değilmiş mesela. Abim işte bu 18 gün gidenler vardı ya, Hı -hı. onlarınki farklı eğitimdi. Bizimki şu anda tamamen acemi şeyine döndü. Ee, yani bu saatten sonra gidecek herkes e, 28 gün acemiliğini yapacak yani. Öyle çok da rahat. Gibi bence plan. bence daha iyi olmuş şey, ya. yapmıyor. Bence de güzel zaten. Askerde en büyük sıkıntı beklemek. Yani eğitim zamanı çok hızlı geçiyor süreç. Tek sıkıntı beklemekti ya yani. Ya aklıma hep o ilk gece tribe giren çocuk geliyor ya. O böyle bırakın 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 vurmayın beni falan diye tribe giren vardı. Teröristler basmış olarak rüya görmüştü kabus. ilk geceden daha ona <laughs> koyayım. Nasıl bir tribe girdin Obaya, sen? Bu baya kafayı yemiş yok. Çok fena oğlum gece bir uyandık çocuk aa falan diye Sakin ol sakin ol sakin ol diye diye. Değişik bir psikoloji ya. Valla insandan insana değişiyor. Ya benim önerim şey oldu. Oo. Asker. <laughs> ne oldu? Kim bi? Ne oluyor? Ha. ha Oysmiteri gitti. Geldi mi? Ee robota döndüm yani. Ha benim tek ben... şey önerim şu olacak gidecek olanlara ya biraz girişken olun abi. Çok pasif olursanız askerde çok sıkılırsınız. Ne arkadaş edinirsiniz, ne de şey yaparsınız. Aynı neyle? En 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 önemlisi de çevre, o arkadaşlıklar. Yani evet. e, ben uzun döneme gittiğim zaman da öyle. Direkt böyle hemen güzel iletişim kurup arkadaşlar edinip e, abi kardeşi ilişkileri kurdum ki benim yaşım büyüktü yani hani. Ben sıçtım o zaman. Niye lan? Ha pasif mi kalıyorsun genelde? Oğlum pasiflik diye bir şey yok. İletişim kuracaksın ya. Sohbet edeceksin yani. Ne önde ne arkada söylemiştim babamın nasihatı. Ne önde böyle koşturacaksın ne arkada duracaksın. Ya ben bir gün yanlışlıkla önde kaldım. Koğuş liderliği verdiler. Üçüncü gün mü dördüncü gün mü neydi? 25 gün boyunca en önde kaldım ya. Öf. Yanlış bir şey yapmayın ve ne olursa olsun komutanlarınıza yalan söylemeyin. Aynen öyle. O zaman sizi severler. Yani yalan söylediğinizi hissettirdiğiniz zaman karşınızdakini asla bir daha onu geri çeviremiyorsunuz. Bir de kendini sivil hayatta gibi hissedenler var. Artistik yapanlar oluyor. Onların ağzına sıçarlar adam.